Görüyor musun? Mutlu bir şekilde son nefesini veriyorsun. E anneni buldun, babanı biliyorsun. Ha? Artık aç ve yetim değilsin. Bence bunun için bana teşekkür etmen lazım. Teşekkür et bana. Bana teşekkür et lan! Bana teşekkür et lan! Yapma. Yapma ne olur. Ne olur yapma. Onu değil beni vur. Oğlumu bırak ne olur, yalvarırım sana. Meryem Hanım hiç merak etmeyin. Sizi de onu da geberteceğim zaten. Abi haber geldi. Polisler yolda. Baskın yiyeceğiz, tüyelim. Ne tüymesi lan? Kusura bakma abi, bizden bu kadar. Lan ne bu kadarı? Lan! Lan! Lan nereye gidiyorsunuz? Lan! Bırak bizi. Ne olur bırak. Meryem Hanım. Sonsuza kadar bırakacağım sizi. Buradan baba yaklaşma. Daha ne istiyorsun lan? Daha ne istiyorsun? Ne istediğini de vermedik sana. Her şeye sahipsin. Vedat, sana son kez söylüyorum. Eğer Meryem'le Ali'ye bir şey yapacak olursan buradan benim cesedimi çiğneyerek çıkarsın. Vur hadi. Vur önce beni vur. Vur sana. Ali. Çabuk. Çabuk. Yaralı var. Birisi ambulans çağırsın. Çabuk ambulans çağırsın birisi. Vedat Seyhan'la torunumla gelinimi kaçırdı. Gidin yakalayın onu. Merkez. Binden bölgeye ambulans gönderin. Merkez. Şüpheli şahıs kaçtı. Ekipler takipte. Ali. Bunlar nereden çıktı lan? Bunlar nereden çıktı lan? Lan nereden çıktı bunlar lan? Alo, iyi dinle beni şimdi. Ben yola çıktım, geliyorum tamam mı? Her şeyi hazırlayın. Ben gelir gelmez gideceğiz. Bitir işte hazırlıklarını, hadi. Korkma tamam mı? Açın şu kapıyı! Açın şu kapıyı! Anne korkuyorum. Tamam 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 korkma tamam mı? Ben senin yanındayım. Babam nerede? Babama gidelim. Gideceğiz babanın yanına tamam? Sen sakin ol. Motorlar çalıştır hemen. Tamam. Gel bakayım buraya.
yapıyorsun? Götür. Bırakın onu. Bırakın beni. Vedat. Annem istiyorum. Bırakın beni. Annem istiyorum. Bırakın. Bırakın beni. Annem istiyorum. Bırakın. Bırakın beni. Begüm, bana bak, sakin ol. Bir şey yok, tamam mı? Sen böyle yaparak daha çok korkutuyorsun çocuğu. Vedat, bırakır mısın Ela'yı? Sana söz veriyorum. Hiçbir şey olmayacak Ela'ya, tamam mı? Yanında mı olsun istiyorsun? Olacak ama birlikte olacağız, üçümüz. Şimdi gitmemiz lazım. Şimdi al şu çantanı, gidiyoruz hadi. Hadi, hadi. Çabuk. Yürü abi. Ulan belası, ne biçim insansın sen? Ne yapmaya çalışıyorsun ya? Kaçırıyorum kızım seni, anladın mı? Kaçırıyorum, gidiyoruz. Hadi. Ben seni hiçbir yere gelmiyorum, anladın mı? Begüm! Bitti diyorum, anla. Hadi. Ali bunu senin yanına bırakmaz Vedat. Ya yeter! Ali falan yok. Şimdi bin şu arabaya. Hadi. İnanmıyorum sana, yalan söylüyorsun. Bırak beni ya! Yürü dedim, yürü kızım, hadi. Çabuk. Kaptan, planda değişiklik oldu. Polisler peşimizde, tamam mı? Şimdi hemen açılın, gidebildiğiniz kadar da gidin. Yakalanmamaya çalışın, tamam mı? Tamam efendim. Anahtarı ver bana. O arabayı alın siz ikiniz. Nerede bu çocuk? Nerede? Niye açmıyor? Anne, olanları duydunuz mu? Neden söz ediyorsun sen? Semiha, televizyonu açar mısın? Bütün haberlerde var. Ne haberleri? Vedat'a bir şey mi oldu? Olmuş anne. Hem de çok kötü şeyler olmuş. Polis Vedat'ı arıyor. Ne? Sevgili seyirciler, günün en önemli gelişmesi İstanbul'dan. Ünlü iş adamının adı silahlı baskınla anılıyor. Kısa bir süre önce yapılan Büyük İstanbul Projesi'nin ihalesinin iki tarafı arasında silahlı çatışma yaşandı. İhaleyi alan Meryem Arendse'nin adının karıştığı olayda Seyhan Holding hissedarlarından Ali Mertoğlu ağır yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan Ali Mertoğlu'nun durumu kritik. Bu arada çatışmada adı geçen Vedat Seyhanlı'nın da kayıp olduğu öğrenildi. Ali Mertoğlu'nun ara buluculuk için orada olduğu sanılıyor. Hep Vedat'ın işleri bunlar. Hangi akla hizmet böyle bir şey yaptıysa hepimizi de yaktı. Vedat nerede damat? Nerede oğlum? Arıyorlar anne. Kimse bilmiyor nerede olduğunu. Daha kötüsü... Begüm'ü de kaçırmış. Bir şey olmasın. Lütfen kurtulsun. Aynen, tamam, merak etme. İyileştirecekler onu, göreceksin. Böyle olmamalıydı. Bizim yüzümüzden oldu. Eğer oğluma bir şey olursa kendimi affedemem. Ben de ölürüm. Meryem. Meryem Hanım. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Siz beni merak etmeyin. Ne oldu? Begüm'le torunumdan haber var mı? Vedat'ın bir teknesi varmış. Nerede olduğunu bulmaya çalışıyoruz. Sahil korumaya da haber verdik. En kısa sürede ulaşacağız. Ya nasıl böyle bir şey yapar bu çocuk ya? Baba. Tamam. Babacığım. Tamam kızım, tamam. Gel. İyi misin? İyiyim. Tekneyi bulmuş olabilirler. Alo? Ne yaptınız çocuklar? Güzel. Siz yine de dikkatli olun, tamam mı? Galiba ulaştık tekneye.
Vedat, nereye götürüyorsun bizi? Bak bu şekilde beni yanında tutamazsın, anladın mı? Bırak bizi gidelim, indir bir yerde. Ya Begüm bir sus, bir sus. Benimle gelmekten başka bir çaren yok kızım, anlamıyor musun bunu? Biri bana bu olanları açıklayabilir mi? Allah kahretsin ya. Yeter artık. Bıktım ya, yeter. Evet, yeter. Yeter artık, kes sesini. Kes. Yenge, bana bu şekilde bağıramazsın, hatırlatırım. Ne oluyor? Gidiyordu bunlar hani. Bilmiyorum Taner. Anne, çalıyor. Efendim kızım? Benim. Ne var Naciye? Ne istiyorsun? Vedat için bir şey yapmayacak mısın Sami Bey? Arayıp bir haber verme, Samet'ine bile girmiyorsun. Yapacağım Naciye Hanım, yapacağım. Onun hapse girmesi için elimden ne geliyorsa yapacağım. En ufak bir kaygısı bile yok. Vedat'ın en yüksek cezayı alması için çalışacakmış. Anne, Vedat bu sefer çok ileri gitti. Aleni biçimde cinayete teşebbüs etti. Yaptıysa haklı bir nedeni vardır. Ya bunun nesini savunuyorsun? Nesini savunuyorsun? Ne diyorsun sen? Kardeşin o senin. Vedat'ın değil de ötekilerin yanında mı yer alacaksın? Sen saksın, sen ne diyorsun anne ya? Cinayetten söz ediyoruz burada ya. Yani Ali'nin öldüğünü düşünebiliyor musun? Duymadın galiba. Ağır yaralıymış. Ötekilerin olduğu umurumda bile değil. Vedat benim için önemli. İyi mi değil mi onu öğrenmeliyiz. Anne ya, anne ya. Vedat, Vedat, Vedat. Ya başka bir şey düşündün yok mu senin? Gerçekten inanamıyorum ya. Ya bir kere olsun oğlunun da hata yapabileceğini düşünmüyor musun hiç? Semiha. Semiha, Semiha. Semiha, iyi misin? Ne oluyor? Semiha. Semiha. Ay tamam. Semiha. Gel şöyle otur. Gel. Ah, tamam, tamam. Ya. Semiha. Ay tamam. Ay gel şöyle gel. Aa, tamam, tamam. İyiyim, iyiyim. Tamam. Ne oldu kızım? Neyin var? İlaç getireyim mi sana? Yok yok, ilaç olmaz yenge. Semiha, Semiha kızım iyi misin? İyiyim anne, iyiyim. Sadece hamileyim. Tabii sen o kadar çok Vedat diyorsun ki bu haberin senin için önemli olduğunu hiç sanmıyorum. Geldiniz İrem Hanım. Şey, neler oluyor? Nerede Ferhat? Sorgulama henüz bitti. İrem Hanım, Ferhat Bey'in babanızın suç duyurusu üzerine gözaltına alındığını biliyorsunuz. Evet, öyleymiş. Peki bizim için yapabileceğiniz bir şey var mı? Mesela babanızla konuştunuz mu? Çünkü bu durumun bir yanlış anlamı olduğunu eğer açıklayamazsak Ferhat Bey'le ilgili suçlama başımızı çok ağrıtabilir. Neyle suçlanıyor Ferhat? Cinayet. Cinayet? Evet. Batum'da 2 yıl önce kaçırılan bir iş adamının öldürülmesiyle ilgili suçlanıyor Ferhat Bey. Allah'ım, yani inanamıyorum buna. İnanamıyorum. İrem Hanım, bu olayın soruşturulması, delillerin toplanması, tarafların dinlenmesi, Gürcistan'dan yazışmalar, aylar hatta yıllar sürebilir. Bu da tabii Ferhat Bey'in bu süreyi içeride geçirmesi demek. Belki sınır dışı da edilebilir. Ferhat bütün bunları biliyor mu? Evet. Böyle hepsi üst üste gelir ya, böyle hepsi üst üste. İrem Hanım, Ali Bey'in durumu nasıl? Ameliyatta işte. Begüm ve Ela'dan da haber alamıyoruz. Yalnız İlhan Bey, lütfen Ferhat'a bu kadarını anlatmayın, olur mu? Yani en azından yani Ali'nin durumunun bu kadar kötü olduğunu bilmesin. Zaten çok öfkeli. Çünkü Ali'ye yardıma giderken gelip almış polisler. Ferhat. İrem, Ali nasıl? Durumu ağır diyorlar, doğru mu? Hayır canım, hayır, ameliyatta. Allah kahretsin, ben burada olmasaydım hiçbir şey. İlhan, beni buradan çıkar. Ne yap et çıkar. Ali'nin yanında olmalıyım. Ben gidip babamla konuşayım. Ben sizi ararım. Peki. Allah'ım ne olur. Ne olur çıksın artık buradan. Yardım et Allah. Allah'ım ne olur. Ne olur çıksın artık. Sizin yüzünüzden. Hepsi sizin yüzünüzden.
de sen haklısın Meryem. Ben oğlumuzu koruyacağıma dair sana söz vermiştim ama beceremedim, tutamadım sözümü. Üstelik onu bu hale getiren de benim kendi oğlum. Sami Bey, eğer Ali'ye, torunuma, Begüm'e bir şey olursa ailende bir tek kişiyi yaşatmam. Yemin ederim hiçbir tanesine acımam. Şimdi git. Bana Begüm'ü ve torunumu getir. Baba. Babamla siz ne zamandır tanışıyorsunuz? Defol git buradan. Oğlumun kapısından defol git. Bana Naciye'yi hatırlatıyorsun. Hiçbirinizin yüzünü görmek istemiyorum. Ben size ne yaptım? Neden böyle konuşuyorsunuz? Ben Ali'yi kurtarmak istedim. Sana defol git dedim. Naciye'den doğmuş birinden iyilik beklenmez. Hemen çek git buradan. Hadi defol. Aylık hamilesin. Sağ ol Sevgi. 3 yeni bitti. Şimdi mi söylüyorsun bize? Ya tamam anne, üstüme gelme artık. Aman kızım. Hepiniz bir tuhafsınız. Hangi yöne dönsem bir sır. Yalnız bizden olsa neyse de birbirlerinden saklıyorlar. Bu güzel haber, saklanır mı? Ne güzel. Allah tamamını erdirsin inşallah. Ay demek o yüzden bu kadar zamandır sürekli böyle senin miden bulanıyordu ya. Ben onu nasıl akıl edemedim? Hayırlı olsun. İnşallah bu beladan kurtuluruz da hep birlikte kutlarız. İnşallah anne. İnşallah. Buyurun Sami. Vedat'ın nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Oğlum sana soruyorum, nerede Vedat? Bilmiyorum efendim. Ne demek bilmiyorum lan? Sen Vedat'ın her türlü pis işini bilirsin. Farkında değilim mi zannediyorsun? Begüm'ü sen kaçırdın değil mi? Hayır Sami Bey. Ben Vedat Bey'in emrinde çalışıyorum yıllardır. O bana ne derse ben onu yapıyorum. Oğlum sen aptal mısın? Git kuyuya düş dese sana düşer misin? Git filancayı öldür dese öldürür müsün? Katil olur musun Vedat için? Nuri bak, son kez soruyorum. Nerede Vedat? Yemin ederim bilmiyorum efendim. Bana gittiği yeri söylemedi. Peki o zaman şöyle sorayım. Nerede olabilir? Hiçbir fikrim yok. Nuri, bana yardımcı olacaksın. Vedat'ı bulmama yardım edeceksin. Yoksa Begüm'ün ve o çocuğun hayatı tehlikede olabilir. Yok Sami Bey. Ne yapabilir ki Begüm Hanım'a? Hele ki ufacık bir çocuğa. Bana Vedat'ı savunma. Nuri, bundan sonra benim dediğimi yapacaksın. Eğer Vedat sana telefon edecek olursa, bir şey isteyecek olursa mutlaka ve mutlaka benim haberim olacak. Anlaşıldı mı? Yoksa senin başını yakarım Nuri. Gözünün yaşına bakmam, yakarım seni. Gel bakalım. Çek elini. Gel bir tane. Niye buraya geldik anneciğim? Babam nerede? Babama gidelim. Gideceğiz bir tanem babanın yanına da biraz burada kalmamız gerekiyor, tamam mı? Söz mü? Söz. Söz seni babanın yanına götüreceğim. Yine beraber olacağız, tamam mı? Kimse ayıramayacak bizi. Masal anlatıyorsun çocuğa. Gerçekleşmeyecek masallar. Tabii önce buna cici annesinin inanması lazım, öyle değil mi? Evet hanımefendiler. Buyurun.
Taner. Neredeydin? Bağıştım biraz. Taner. Biliyorum kızgınsın bana. Allah Allah. Bu aralar duygularımı ne kadar da önemsiyorsunuz Semiha Hanım. Gözlerim yaşardı vallahi. Taner, biz boşanmak üzereydik. Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Hadi canım, doğuruncaya kadar saklamayı mı düşünüyordun? Elbette hayır. Yani geçen akşam söylemeye çalıştım ama olmadı işte. Ya bırak. Bir erkek ne hisseder biliyor musun sen? Karısı hamile ve en son o duyuyor. Doktora gitmişsin, tahliller yaptırmışsın ve bundan benim haberim yok. Ben bu bebeği aldırmayı bile düşündüm. Öyle mi? Evet. Bana sormadan bu hamileliği sonlandıracaktın. Tabii canım, ben kimim ya? İç güveysi Taner. Senin, ananın, Vedat'ın itip kakabileceği damadım ben değil mi? Boşu boşuna bağırıyorsun bana ya. Tek suçlu ben miyim? Niye suçu sürekli bana atmaya çalışıyorsun? Sen beni aldattın. Bir sürü yalan söyledin bana. Bebeği aldırmak istememden daha doğal ne olabilir? Ne olursa olsun hissettiğin zaman bana söylemen gerekiyordu. Benim de çocuğum o. O bebeği aldırmayı falan aklından geçirme. Kıyamadım zaten. İyi. Boşanma konusunda ne yapmayı planlıyorsun? Bilmiyorum. Bilmiyorum Taner. Şu an bunları konuşmak çok saçma, çok yersiz. Keşke tek derdimiz bu olsaydı. Doğru. Vedat'tan haber var mı? Yok. Annene dikkat et. Vedat onu arayabilir. Bir şekilde onlara ulaşmamız lazım. Bu saçma sapan duruma bir son vermemiz gerek. Haklısın. Hadi geçelim. Ablam nerede? Kaan. Vedat abi nereye götürdü onu? Ha? Nerede olduğunu söyleyin bana. Kaan'cığım bir sakin olur musun lütfen? Ya kimse bilmiyor Kaan. Hepimiz onları arıyoruz. Yalan söylüyorsunuz. Annesi de bilmiyor nerede olduğunu. Ona soracağım. Ya Kaan, bir dur, bir lafımı dinle oğlum ya. Bilse de söylemez, bize de söylemiyor zaten. Ne yapacağız, ne edeceğiz, bulacağız onları. Bak sana söz veriyorum. Onlardan bir haber geldiğinde direkt seni arayacağım. Kaan'cığım biz de çok üzgünüz, perişan olduk. Hepimiz Begüm'ü de merak ediyoruz. Ama biliyorsun Vedat asla ona zarar verecek bir şey yapmaz. Ben o kadar emin değilim ama. Ali abiyi de vurdu değil mi? Ya bu nasıl bir insanmış ya? Ablam onun hakkında söylediği her şeyde haklıymış. Semih, sen gir içeri. Kaan gel bir dolaşalım biraz. Ya abi. Tamam abi, bir şey yok, dolaşalım hadi oğlum. Hadi. Efendim? Baba sen ne yapıyorsun ya? Ne zaman bu kadar kötü bir adam oldun sen? Bağırıp çağırmak için mi aradın beni? Anlaşacağımızı ümit ediyordum. Nasıl yani? Sevgilimi hapse attırınca sana yalvaracağımı, şartlarını kabul edeceğimi mi sandın? Aynen öyle. Eğer o adamı gerçekten önemsiyorsan böyle yapman gerek. Yoksa ömrünün kalanını hapiste geçirecek. Sana o kadar söylüyorum. Yapamazsın. Benim yüzümden Ferhat'ın hayatıyla oynayamazsın. Suçlu olduğunu sen de biliyorsun. Bunun kanıtlaması için çok uğraşması gerekecek. Tabii gerçekten suçsuzsan. Onu nasıl hapse attırdıysan baba, en kısa zamanda da çıkaracaksın onu, tamam mı? Tamam, çıkarırım. Ama sen de ondan ayrılacaksın. Hayatından tamamen çıkaracaksın. Hayır, hayır böyle bir şey asla yapmayacağım. Tamam mı? Bizimle uğraşmaktan vazgeç artık. Rahat bırak beni. Daha kaç kez söyleyeceğim hayatıma karışma diye. İrem, duymadın galiba beni kızım. Eğer o herifle münasebetine son vermezsen, hayatının kalanını içeride geçirmesi için elimden ne geliyorsa yaparım. Asla. Asla sana boyun eğmeyeceğim. Asla boyun eğmeyeceğim. Sen bilirsin küçük hanım. Beğenmedin mi? Beğendim. Hadi uyu o zaman artık. Babam nerede anne? Ali bunu senin yanına bırakmaz Vedat. Ya yeter! Ali falan yok. Neden telefonla aramıyorsun? Ara konuşalım. Sesini duymak istiyorum. Telefonum yanında değil tatlım. O adamdan al. Arayalım babamı anneciğim. O benim sesimi duymadan uyuyamaz ki. Yarın ararız, tamam mı?
Beni kandırıyorsun. Hayır, ben seni kandırmıyorum. Ben sana bir söz verdim ve o sözümü tutacağım, tamam mı? Ama şimdi uyu, bak çok yorgunsun. Gözlerin kapanıyor artık, hadi. Ben babamı istiyorum anne. Babamı istiyorum, babamı istiyorum, babamı istiyorum. Şşş. Hadi uyu bakalım. Hadi, kapa gözlerini. Kapa. Çok uzun sürdü. Lütfen olumsuz düşünmeyin. Ameliyatın uzun sürmesi kötü gittiği anlamına gelmez. Bilmiyorum. Doktor bey, ne olur bana güzel haberler verin. Oğlum yaşayacak değil mi? Kurşun iç organlara çok hasar vermiş. Biz elimizden geleni yaptık. Hasarı onarmaya çalıştık. Önümüzdeki 24 saat çok önemli. Kendisine gelmesini bekleyeceğiz. Teşekkür ederiz hocam. Geçmiş olsun. Umarım arzu ettiğimiz neticeye ulaşırız. Peki oğlumu görebilir miyim? Hemşire hanım gerekli bilgileri size verecektir. Tekrar geçmiş olsun. Müsaadenizle. Sağ olun. Yarın sabah bizi bırakacaksın ve biz gideceğiz Vedat. Sandviç yaptım, yer misin? Yarın sabah bizi bırakacaksın diyorum. Duyuyor musun beni? Aklını başına topla Vedat. Yemin ederim öldürürüm seni. Elindekini bırakır mısın? Lütfen. Onun için ağlamak mı istiyorsun? Yas tutmak mı istiyorsun? O gelecek diye beklemek mi istiyorsun ha? Umurumda bile değil. Ama şunu anla. Bitti. Buradan üçümüz beraber gideceğiz. O çocuğu da sırf sen üzülme diye yanımıza alacağım, tamam mı? Ali ile ilgili söylediğin her şey yalan. Ona bir şey olmadı. Ali yaşıyor. Buraya gelecek. Beni kurtaracak o. Gelmeyecek Ali. Öldü. Bitti. Yalan söylüyorsun. Begüm, yalan falan söylemiyorum sana. Bak Begüm. Ali geldiği yerde birilerini kızdırmış, tamam mı? Adamlar da buna tebelleş olmuşlar. Bak inan, elimden geleni yaptım. Yani engel olmaya çalıştım, uyarmaya çalıştım ama beni dinlemedi. Begüm, artık Ali yok. Artık ikimiz varız. Yine eskisi gibi birbirimizi seveceğiz. Beraber yaşayacağız, tamam mı? Ölürüm de kabul etmem bunu. Ali gelecek. Kurtaracak beni.
Seyhanlı'nın nerede olduğuysa bilinmiyor. Cehennemin dibine gitmişlerdir inşallah. Allah senin de Begüm'ün de her türlü belasını versin Vedat. Kızım, akşam akşam bela okuma yavrum. Ne yapacağım peki anne? Mutluluk mu dileyim onlara? Şu halime baksana ya. Her şey kursağımda kaldı resmen. Tam başardım, her şeyi yoluna koydum derken bir de bu çıktı başıma işte. Bu adam sana yar olmayacak. Bu belli oldu. Nikah olmuş olsaydı bu kadar kafaya takmazdım. Ama şimdi ortada kalacağım işte. Ya yakalanıp hapse girecek, yıllarca orada kalacak. Ya da yakalanmayacak ama Begüm'le kaçacak. Nerede bu çocuk? Aramamız lazım. Bir şeye ihtiyacı olabilir. Merak etme anne. O işini bilir. Her durum için abim bir planı vardır anne. Bence boşuna endişeleniyorsun. Ne bulurlarsa Vedat'ın yerine. Ha? Tek başına ne yapacak? Benim anlamadığım Ali tamam da Vedat o kadına niye kafayı takmış acaba? Ali'nin annesiymiş çünkü. Annesi miymiş? Anne? Senin haberin var mıydı bu durumda? Bence vardır. Meğer anne oğul birlik olup Vedat'ı batırmaya çalışıyorlarmış. Babanız hala onu korusun. Bak şu saat o da hala evde yok. Hastanededir. Kesin onun yanında. Of anne ya. Babam abim bulmanın peşinde. O da şimdi perişandır. Ayrıca Ali için endişelenmesi normal değil mi? Nasıl bir şey bu ya? Bence siz Vedat'ı bulup bir akıl hastanesine kapatın. Ya hatta bence sizin de ihtiyacınız var. Hep beraber akıl hastanesine gidin. Çünkü bu evde aklı başında kimse kalmamış. Sen misin bir akıllı? Evet. Zavallı Nazlı. Şantajla bu evde kaldın ama artık abim yok ortada bak. Koca yok yani. Sen kendi derdine yan gönül. Ben bir şekilde çıkış yolu bulurum ama ikiniz işiniz zor. Abim. Alo. Sen sattın değil mi lan beni? Sen ispiyonladın değil mi lan? Ne diyorsun sen ya? Ali'ye bir şey yapmayacağına söz vermiştin. Dur. Ali'nin de senin de. Bunu sana çok pis ödeteceğim gönül. Seninle öyle bir görüşeceğim ki gönül sen bile şaşıracaksın buna. Ne diyor? Hiç bir şey demiyor. Kapattı zaten ama. E niye aramış seni? Gönül ne konuştunuz? Bir şey konuşmadık anne. Abim işte. Beni. Bir dursana. Şu çocuk. Begüm'ün yanındaki. Kimmiş o? Ali'nin kızı. Ali'nin kızı mı? Öz kızı mı? Evet yani bildiğim kadarıyla öz kızı. Neyse anne ben şimdi odama çıkıyorum. Biraz dinleneceğim sonra da hastaneye gideceğim tamam mı? Sami Bey'in torunu yani. Seni hep koruyacağım. Seni hiç unutmayacağım. Bundan sonra hiç üzülmeyeceksin. Hiç ağlamayacaksın. Ben bunun için yaşayacağım. Sakın bırakma beni Begüm.
Vedat. Lütfen Ali'ye ulaşmama izin ver. Telefon etmeme izin ver ne olursun. Onun nasıl olduğunu öğreneyim. Sana söz veriyorum, hiçbir şey söylemeyeceğim. Nerede olduğumuzu söylemeyeceğim. Sadece biri bana onun iyi olduğunu söylesin ne olur. Vedat. Vedat. Ağır yaralanan iş adamı Ali Mertoğlu'nun durumunda bir değişiklik olmadığı da öğrenildi. Yaşıyor. Ali yaşıyor. Bu arada eski eşiyle birlikte kayıplara karışan Vedat Seyhanlı'yı arama çalışmaları devam ediyor. Selamünaleyküm birader. Aleykümselam abi. Babacığım şu listeyi bana hazırlasana. Hemen abi. Kardeşim bir şey soracağım. Efendim abi. Cep telefonun var mı? Var abi. Satar mısın bana? Abi benim telefonum senin işine yaramaz ki. Ya sen ne yapacaksın işe yarayıp yaramayacağını? Şöyle yapalım. Burada sağlam para var. Hem telefonu hem alacaklarımı ha? Vallahi sen bilirsin abi. Az bir şey kontör var ama. Önemli değil ya kontörü montör. Bir acele etsene be. Ha onları alayım ben ya. Eyvallah. Sağ olasın. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Alo. Ya, anne, benim Vedat. Vedat? Oğlum neredesin? Öldüm meraktan. Nasılsın, iyi misin? Anne, iyiyim ben. Sen beni merak etme. O kansız, şerefsiz geberdi mi anne ha? Ameliyattan çıkmış.
Daha kendine gelememiş ama iyi değilmiş durum. Tamam tamam, şimdi beni çok iyi dinle anne. Benim acil kaçmam lazım, bana yardım etmen gerekiyor, tamam mı? Ne istiyorsun, nasıl yardım edebilirim sana? Anne ben ne bileyim nasıl yardım edeceğim? Yap bir şeyler işte, bul bir yolunu. Senin bir sürü adamın var, ayarla birisini. Beni yurt dışına kaçırsın, tamam mı? Ortalık sakinleştikten sonra da dönerim ben. Tamam oğlum, halletmeye çalışırım. Halletmeye çalışma anne, hallet. Begüm de benimle olacak, hazırlıkları ona göre yapsınlar. Bir de çocuk var yanımızda, tamam mı anne? Vedat, bırak onları oğlum. Boş ver, başına bela etme. Sen kaç, canını kurtar oğlum. Anne, beni konuşturma. Begüm benimle gelecek. Sen dediğimi yap, tamam mı? Hazırlıklar hallolunca da bana haber ver. Bu telefondan ararsın beni. Hadi bay bay. Çok tatlısın ya. Sen ne yapıyorsun? Oradan mı kaçacaksın? Diyelim ki atladın, ayağın kırılmadı. Nereye kaçacaksın, ormanın içindeyiz ha? Geç içeri, geç. Hanımefendiler, anne kız çok güzel bir kahvaltı bekliyor sizi. Ben ufak hanım ne yer bilemedim. O yüzden ona bisküvi ve süt aldım. Ben senin aldığın hiçbir şeyi istemiyorum. Sen çok kötüsün. Peki şöyle yapalım. Nereden biliyorsun benim kötü olduğumu? Çünkü babamın yanına gitmeme izin vermiyorsun. Ela, gel tatlım. Peki. Bak bir sürü şey aldım. Siz anne kız kahvaltı yapın, tamam mı? Ha bir de ben kötü birisi değilim. Ha, sana bunları yaşattığım için özür dilerim ama kötü birisi değilim. Barışalım mı? Olsun bakalım. Afiyet olsun. Gel tatlım, sana süt ısıtalım, hadi gel. Bakalım neler var burada. Gel. Efendim Naciye Hanım. Ah, Dursun Bey, size ihtiyacım var. Buyurun efendim, sizi dinliyorum. Dursun Bey, Vedat'ın başına gelenleri biliyorsunuzdur. Onun sağ salim bir şekilde kaçmasını sağlamalıyım. Anlıyorum sizi. Vedat Bey'in ya da sizin bir öneriniz var mı? Mümkün olduğu kadar çabuk ve güvenilir bir şekilde kaçmasını sağlamalıyız. Malum polis her yerde onu arıyor. Ona ulaşmaları an meselesi. Ne yapabilirsiniz? En güvenli olanı Vedat Bey'i deniz yoluyla kaçırmak. Karadeniz üzerinden Bulgaristan'a geçebiliriz. Hem orada sağlam bağlantılarımız var. İstediği kadar kalabilir, sorun olmaz. Yalnız yanında bir kadınla bir de çocuk olacak. Ona göre hazırlıklarınızı yapın. Ben sizi tekrar ararım. Tamam. Vedat'ın onunla kaçmasına ön ayak oluyorsun demek. Hani sevmiyordun Begüm'ü? Nefret ediyordun hani? Ne oldu? Şimdi birlikte olsunlar diye uğraşıyorsun. Çünkü Begüm senden bin kat daha iyiymiş de ondan. Onu anladım. Oğlum kimin yanında mutlu olacaksa onun yanında olsun. O kişi sen olmayacaksın. Ömrümü ömrüne katabilseydim keşke.
güzel oğlum. İnan bana, gözlerini açtığında sevdiklerin yanında olacak. Onları sana getireceğim. Yeter ki sen bize geri dön. Esirgeme. Kendine gelmesi gerekiyordu bu saatlerde ama. Bütün değerleri normal ama değil mi hocam? Yani beyin fonksiyonları, her şey iyi. Uyanabilir her an. Bekleyip ne olacağını göreceğiz. Başka bir şey diyemeyeceğim ne yazık ki. Seyrediyor halinin durumu. Sakın endişelenmeyin ne olur. Bakın herkes elinden geleni yapıyor. Uyanacak Ali. Yıllar sonra buldum onu. Annelik yapamadım. Zor gününde yanında olamadım. Şimdi kaybedemem onu. Olmaz. Meryem, güçlü olmalıyız. Bir parça da bundan. Bu kadar yeter. Tamam. Resim yapalım mı seninle? Ha? Hadi gel resim yapalım seninle. Gidince bunu babaya götürürüz. Olur mu? Hadi al bakalım. Seni parkta gördüğüm günü hatırlıyor musun? Hani sana demiştim ya. Bizim bir çocuğumuz olsaydı böyle mi olurduk diye. Bence olmazdık. Ne sen bu Begüm olurdun, ne de ben bu Vedat. Bir de şeyi hatırlıyorum. Bana ne demiştin? Ha. Belki bir çocuğumuz olsaydı, onu büyütürken sana karşı da bir sevgi büyütürdüm içimde. Böyle demiştim. O hiç aklımdan çıkmıyor benim. Sana defalarca söyledim seni sevmediğimi. İstemediğimi söyledim. Acı çektiğimi. Bunları neden hatırlamıyorsun? Ben Ali'nin yaşadığını biliyorum. Öyle değilse bile hiçbir şey değişmeyecek. Bana yaşattıkların hiçbirini unutmayacağım Vedat. Sana karşı içimde küçücük bir sevgi bile barınmayacak. Affetmeye bile değer görmüyorum seni. O kadar yoksun benim için. Begüm yapma böyle, ne olursun. Beni bırak demeyeceğim sana. Çünkü sen de göreceksin. Eğer böyle devam edersen senin için en büyük cezanın benim nefretim olduğunu sen de göreceksin Vedat. Ben de sizi arayacaktım. Taner, Vedat'tan hala bir iz yok değil mi? Vallahi siz ne biliyorsanız ben de aynısını biliyorum. Hiç haber yok. Moralinizi bozmak istemiyorum ama işlerle ilgili ne yapacağız? Ya ne bileyim ne oldu ya, ben şimdi hiçbir şey düşünecek halde değilim. Bugün borsanın açılmasıyla beraber bütün hisse senetlerimiz büyük değer kaybetti. Bu gidişata bir dur dememiz lazım. Yoksa bütün şirketlerimiz bu sıkıntıdan payını alacak. Oğlum işte bir şeyler yapın siz. Benden sana tam yetki. Git Şükrü ile otur, konuşma, ona telefon eder, anlatırım meseleyi. Bir şeyler yapın siz. Baba, biliyorum anneme kızıyorsunuz ama Vedat'ın bu olaydan ceza almadan kurtulması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Böyle bir şey olmayacak Taner. Benim de çok arzuladığım bir şey değil bu. Ama Vedat'ın yakalanması, yargılanması, ceza alması hepsi bizi olumsuz etkileyecek. Bütün servetimi de kaybetsem,
yapma Vedat. O it. Bu yaptığı korkunç suçun cezasını çekecek. Eğer ben de onun babasıysam onun kurtulması için değil, hapse atılması için uğraşacağım. Yani aklıma şöyle bir şey geliyor, ne dersiniz bilmiyorum. Tüm gazetelere tam sayfa ilan verelim. Seyhan Holding'in adaletin işlemesi için elinden gelen her şeyi yaptığını, kamuoyunun da aynı hassasiyeti göstermesi gerektiğini duyuralım mı? Ne dersiniz? Tamam. Yalnız tek bir şey var. O ilanda Vedat'a sahip çıkılmayacak. Bu konuda tek bir cümle, tek bir satır, bir ifade hiçbir şey olmayacak. Görmeyeceğim. Tamam mı? Peki. O zaman olur. Hadi. Vedat'ın telefon sinyaline ulaşamıyoruz Meryem Hanım. Naciye mutlaka oğluyla konuşuyordur. Onu takibe alın. Aslında tüm ailenin telefonlarının dinlenmesi için karar çıkartıyoruz. Bu arada Vedat dün gece kardeşi Gönül aramış. Ama kısa konuşmuşlar. Sami Bey verdi bu bilgiyi. Kadın kesin biliyordur Vedat'ın yerini, bir tek ona güvenir. Sami Bey de öyle düşünüyor. Eğer irtibatları varsa ikisini de ürkütmeden harekete geçmeliyiz. Yoksa elimizdeki tek şansı da yitirmiş oluruz. Vedat seni aradı mı? Hayır, aramadı. Vedat'ı merak ettiğin için sormuyorsun herhalde. Öyle olsaydı hiç olmazsa onun iyiliğini düşünürdün. Bana doğruyu söyle Naciye. Burada üç masum insanın hayatı söz konusu. Biri torunum, öteki de oğlum. Burada benim endişe etmem gereken kişi Vedat değil. Ali, Begüm ve torunum. Şimdi bana Vedat'ın nerede saklı olduğunu söyleyeceksin. Gidip hangi cehennemdeyse onu bulacağım, polise teslim edeceğim. Eğer oğlunun iyiliğini düşünüyorsan sen de bunu yaparsın. Çünkü bak, eninde sonunda polis değilse bile Meryem'in adamları onu bulacaklar. O zaman ne olacağını sen düşün. Seni buraya o... bu gönderdi değil mi? Bunu da yaptın ya sonunda. Ne sen, ne o kadın. Hiçbiriniz, hiçbiriniz öğrenemeyeceksiniz Vedat'ın yerini. Yakalayamayacaksınız onu. Dursun Bey, ne yaptınız? Ayarladım Naciye Hanım. Poyrazköy'de bir balıkçı teknesi buldum. Güvenilir adamlar değil mi? Yıllardır tanırım. Yalnız hemen harekete geçmemiz gerekiyor. Vedat Bey ile konuşmanız mümkün mü? İki saat içinde Poyrazköy'de olabilir mi? Ben ona iletirim, siz merak etmeyin. Amca! Ne var kızım? Yengem Vedat'la konuşuyordu. Ne zaman? Bu sabah. Ne konuştular peki? Yengem Vedat'ı yurt dışına kaçırmayı planlıyor. Hem de Begüm'le beraber. Peki başka bir şey duydun mu? Yani yer adı falan bir şeyler konuştular mı? Hayır. Az önce yine telefonla konuşuyordu. Tam duyamadım ama biraz daha rahatlamış gibiydi. Tamam kızım, sağ ol. Sen bir şey bildiğini kimseye belli etme. Tamam. Sağ ol kızım. Her şey hazır. Ah, çok iyi anne. Nerede, ne zaman? İki saat içinde Poyrazköy'de olman gerekiyor. Yetişebilir misin? Yakın mısın? Yakınım, yakınım. Yetişirim. Ben orada kimi göreceğim anne? Bir tekne ayarladım. Balıkçı barınağına git. Adamlar orada olacaklar. Hemen hareket edeceksiniz. Eyvallah anne. Sağ olasın. Oğlum. Gitmeden seni bir görmem mümkün mü? Anne bak, sakın gelin deme. Evden de kimsenin haberi olmayacak. Semih ablamın bile, tamam mı? Duydun mu beni? Vedat, ne olur bir gelip göreyim seni. Bak, kim bilir ne zaman göreceğim yüzünü. Anne lütfen. Rica ediyorum, ısrar etme. Sakın bulunduğum yere gelip benim başımı belaya sokma, tamam mı? Ben gider gitmez arayacağım seni. Hadi kapatıyorum, gecikmeyin. Hanımlar, buradaki esaretiniz bitti. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Nereye?
Boş ver şimdi Begüm, hadi hazırla çocuğu gidelim. Ne oluyor ya, nereye gidiyoruz? Ya Begüm! Çocuğun yanında beni zor kullanmaya mecbur etme, hadi. Resmimi unuttum, ben onu babama vereceğim. Vedat saatinde orada olacak Dursun Bey. Ben de geliyorum, orada buluşuruz. Size sevindirici bir haberim var Meryem Hanım. Buldunuz mu onları? Sayılır. Sami Bey aradı. Naciye Hanım evden ayrılmış. Muhtemelen Vedat'la buluşacaklar. Onları yurt dışına kaçıracak birilerini ayarlamışlar. Begüm'le Ela'yı tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayın. Çok dikkatli olun Erdem Bey. Onları bana sağ salim getirin. Emredersiniz. Seni çok güzel bir yere götürüyorum. Çok uzaklara. Çok seveceksin. Benim de öyle kötü biri olmadığımı anlayacaksın. İyi olsaydın beni şimdiden babama götürürdünüz. Bir yerde durabilir miyiz, bir benzincide falan? Oldu tabii. Başka? Kaçış planınızı sonraya saklayın Begüm Hanım. O zaman gitmeden önce bir telefon açmama izin ver bari. Bu kadar vicdansız olma Vedat. At var at. Ata binmek ister misin? Gezintiye çıkmak ister misin? Telefon edecekmiş. Gittiğimiz yerde bakarız. Geldiler. Hadi. Hoş geldiniz Vedat Bey. İnin. Vedat ne olur bırak bizi. Yemin ederim söylemeyeceğim kimseye bir şey. Begüm beni delirtme. Al çocuğu da in hadi. Hadi. Geç. Buyurun. Onlar tekneye bindir. Ya anne sen delirdin mi ya? Ben sana gelme demedim arkadaş. Duramadım oğlum. Son bir kez olsun görmek istedim seni. Allah Allah. Vedat'ı ikna edin yalvarıyorum. Ne olur bıraksın bizi lütfen. Vedat ne diyorsa o. Ama istiyorsanız çocuğu bana bırakın. Size ayak bağı olur. Ela'yı bırakmam ben. İyi. O zaman fikrimi değiştirmeden tekneye bin hadi. Begüm bin şu tekneye hadi. Anne, beni şimdi çok iyi dinle. O kansız, şerefsiz hastaneden sağ salim çıkmayacak, tamam mı? Geberecek. Anladın mı? Sen de beni merak etme, tamam mı? Ben kanunu atlatmanın bir yolunu bulacağım. Biraz geç olacak ama sonra döneceğim, tamam mı annem? Tamam. Kendine çok dikkat et. Ben her şeyi ayarlamaya çalışacağım. Tamam. Vedat! Nazan. Alçaklığını yüzüne vurmak için geldim Vedat. Seni seven birini nasıl ortada bıraktığını gör diye. Ya ikimiz mutlu olabilirdik. Ama sen bunu istemedin. Sen mutsuz olmayı tercih ettin. İyi. Defol git o zaman. Thank you.
Vedat! Vedat kaç oğlum! Vedat, polisler geldi. Hadi kaptan, hadi gidiyoruz. Begüm, sakın bir yere kıpırdamayın, tamam mı? Hadi kaptan, hadi gidelim, hadi. Vedat! Durun, kaçmayın. Hadi. Yürü, yürü, yürü. Koş, koş, koş. Kalayın. Sen şu tarafa. Geç. Vedat. Tamam. Kalayın. Bırak onları. Durdurun tekniği. Tamam. Begüm. Kapat tekniği, kımıldama. Dur, bekle orada. Tamam. Her şey kontrol altında. Sen şuraya geç. 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 Gel kızım. Gel. Tamam, merkeze bilgi gönder. Yürü. Efendim? Alo İrem. Benim Begüm Sami Bey'in numarasından arıyorum. Begüm neredesin? Ya sen beni boş ver. Ali nasıl? Yani Ali işte... Ne oldu Ali'ye? Söylesene. Canım korkma, kötü bir şey yok. Yani aynı durumu. Henüz kendine gelmedi. Sen neredesin? İyi misin? İyiyim ben. Geliyoruz biz şimdi. Ela da iyi. Tamam, tamam canım. Görüşürüz. Hadi. Tamam, tamam. Tamam Erdem Bey, çok teşekkür ederim. Bekliyoruz. Çok şükür kurtuldular. Evet. Ben de şimdi konuştum Begüm'le. Gözümüz aydın. Peşinden geleceğim oğlum. Seni yalnız bırakmayacağım. Elimden ne geliyorsa yapacağım. En iyi avukatları tutacağım. Kurtaracağım seni. O dediğim işi hallet yeter, tamam mı anne? Yapacağım oğlum. Yemin ederim yapacağım. Ne zannediyordun Vedat? Buradan elini kolunu sallayarak çekip gidebileceğini mi düşünüyordun? Hiç öyle bir şey düşünmedim baba. Bak, şak diye buldun beni. Helal olsun yemin ederim. Bir oğlunu kurtardın, bir oğlunu gömdün. Hadi yürü bakalım. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Hala kendini haklı zannediyorsun değil mi? Nasıl yaptın bunu ha? Öz oğlunu ihbar ettin. Ne yapacaktım Naciye? Senin gibi suçuna iştirak mı edecektim? Ben onu daha fazla batmaktan kurtardım. Yarın öbür gün boynuna ilmek geçirmek gerekse onu da yaparsın sen. Tamam Begüm Hanım, ifadenizi sonra alırız. Teşekkür ederim. Sen nasılsın kızım? İyiyim. İyiyim de Ali'yi merak ediyorum. Bir an önce hastaneye gitmek istiyorum. Sen nasılsın bakalım? Adın Ela'ydı değil mi? Ela'cığım, sen hani dedeni merak ediyordun ya. Bir sakıncası yok değil mi? Hayır, tam tersi. Çok memnun olurum. Sami Bey senin deden. Peki baban nerede? Biz şimdi senin babanın yanına gideceğiz. Merak etme. Tamam tatlım? Tamam. Tamam babacığım, anladım. Sen kendine dikkat et ama lütfen. Evet, konuşmadan duyduğunuz gibi Vedat'ı yakalamışlar. Nerede yakalanmış? Nerede olduğunu söylemedi ama Begüm'le kız da yanındaymış. Sen niye bu habere bu kadar üzüldün? Naciye nerede? Ha kızlar? Yok ortalarda. Belki abimi kurtarmaya gitmiştir. Babam bir şey söylemedi mi? Hayır, tüm söylediği bu. Begüm. Sakın. Anne, baba göreceğim. Ela'cığım,
Önce anne görsün babayı, olur mu? Tamam. Şimdi baba biraz hasta, yatıyor, uyuyor. Bak, biz şuradan bakalım babaya. Hı? Tamam. Babası, Ela geldi bak. Kızın geldi. Hadi aç artık gözlerini. Ali. Bak biz geldik. Ela da burada. Ali duyuyor musun beni? Ne olur bırakma bizi lütfen. Benim özellikle davaya bakmamı istememiş Vedat Bey. Başar Bey takip edecek. Ne zaman çıkar mahkemeye? Çok uzun sürmez. Ama ilk duruşmada da tutukluluk durumu devam eder diye düşünüyorum. Ne kadar ceza alır? Başar'ın yapacağı savunma çok önemli. Ben az biraz tahmin ediyorum Vedat Bey'in argümanlarını. Kendisini olayın dışında tutmaya çalışacaktır. Bu beladan sıyrılmasını sağlamasa bile en azından olması gerekenden daha az bir ceza almasını sağlayabilir. Bir şey daha var Şükrü. Buyurun Sami Bey. Naciye Hanım'dan boşanmam için bir dava açacaksın. Böyle bir karar aşamasında olduğunuzu bilmiyordum. Yeni gelişti. Ama kararlıyım ve bir an önce boşanmak istiyorum. Naciye Hanım'da gizlilik anlaşması yapılsın. Bir de bu boşanma karşılığında ne isterse vermeye hazır olduğumu da kendisine söyleyeyim, bildirin. Emin misiniz efendim? Sen dediğimi yap Şükrü. Ne sordular anne? Hiç. Bir sürü saçmalık işte. Avukatın söylediği gibi konuştum. Öbür avukat geldi mi? Geldi. Abim yanına geçti. Anne, babamın bu kadına tanışıklığı nereden geliyor? Babanın eski aşığı o. Hepiniz beni suçluyorsunuz ya. Babanıza da bir laf söyleyin hadi. Sorsanıza babanıza Ali'nin babası kimmiş? Anne ne diyorsun sen? Ne anladıysan onu. İçeriden çıkmaması için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Buna çok üzülürüm. Niye biliyor musun? Çünkü Vedat içeride boşuna yatmış olacak. Senin de oğlunun da işini bitirmediği için boşuna hapis yatacak. Meryem, ifade için bizi bekliyorlar. Gidelim. Git Sami Bey.
Git. Onunla git. Oğluna ne olacağı nasıl olsa umurunda bile değil senin. Anne. Anne. Dur gel. Gel oturalım. Gel. İyi misin? Neden ölmüyorum ben? Neden bu acıları yaşıyorum? Dur, ben sana su getireyim anne. Oğlumun içeriden çıkmaması için elinden ne geliyorsa yapacakmış. Naciye'ysem, ben de senin oğlunun o yataktan kalkmaması için elimden ne geliyorsa yapacağım. Vedat oğlum, Vedat kurtaracağım seni. Merak etme, elimden ne geliyorsa yapacağım. Naciye Hanım bir dakika. Nöbetçi mahkemeye çıkarılacak Vedat Bey ve büyük ihtimalle tutuklanacak. Hayır, izin vermeyin buna. Naciye Hanım, bunun önüne geçemeyiz. Vedat! Vedat! Sana telefonda söylediklerim var ya... ...senin de hesabını göreceğim ben. Abi Allah aşkına yapma, yanlış biliyorsun. Ben bir şey söylemedim. Babam başka bir yerden öğrenmiş. Neden söz ediyor Vedat? Ali'yle annesine tuzak kurdu ya. Onu babama söyledin diye beni tehdit ediyor. Ne? Sen mi haber verdin? Yani... Bu ikisinin hayatta kalması senin yüzünden öyle mi? Ali'nin ölmesine izin mi verecektim? İstediği bir gün alıp gitmekti. Vedat tutuklandı. Peki Gönül? Yani bizim kaçırılmamızda onun da payı var. Biliyorum. Ama maalesef bunu kanıtlayamıyoruz. İfadesinde gelinlikçiye seni uyarmaya geldiğini söylemiş. Seni kaçıran adamlar göya onu da bayıltmışlar. Kendine gelince de babasını aramış. Yalan söylüyor. Sen adamları gördün mü Gönül'le konuşurken? Hayır, yani... Gönül'ün bizi bir asansöre götürdüğünü hatırlıyorum. Sonra oradan iki adam çıktı. Sonra ne olduysa oldu zaten. Polise de anlattım ben bütün bunları. Bundan sonrası emniyetin işi artık. Ama Vedat'ın en yüksek cezayı alması için elimden ne gelirse onu yapacağım. Hadi seni eve götürsünler. Ela nerede? İrem'le birlikte kafeteryada aşağıdalar. O zaman siz onu alıp eve gitseniz ben burada Ali'yle kalsam olur mu? Olmaz. İki günden beri neler yaşadın? Ela da çok zor durumda. Sana ihtiyacı var. Hem beni oğlumdan ayırma. Yine gelirsin. Git biraz dinlen, kendine gel. Hı? Peki. Tamam. Gir bakalım. Yok mu bunun deniz göreni falan böyle jacuzzi'li makuzzi'li olan? Bu arada Seyhan, sahip olduğun sermayeyle sen yaptırırsın artık.
Hadi Allah kurtarsın. Eyvallah. Burada arkadaşını görünce daha da çok seveceksin burayı. Diyorsun. Kimseyi göremiyorum ben. Gelir birazdan, görürsün. Ne b**tan yer lan burası böyle? Hayır, bağcığı niye aldınız, onu çözemedim. Allah kurtarsın kardeş. Senin ne işin var lan burada? Kaç? 17'ye 10. Çok yüksek anne. Sabah ilaçlarını aldın emin misin? Ay sabah ben kendi elimle verdim. Takip ediyorum zaten. Ha, gittim başımdan. Oğlum bu gece hapislere girdi. Keşke ölseydim de bu günleri görmeseydim. Ay bırakma kendini böyle Naci. Vedat bundan da kurtulmanın bir yolunu bulur. Sen merak etme. Bir musibet bin nasihattan hayırlıymış. Belki orada aklı başına gelir. Hiç zannetmiyorum, akıllanmaz o. İyi geceler. İyi geceler mi? Oğlunun tutuklandığından herhalde haberin yok. Var haberim, oradan geliyorum. Ne yaptın? Benim yüreğim el vermedi. Demir parmaklıklar ardında konuluşunu mu izledin? Oğlunu oradan kurtarmak için bir şey yapmadın mı? Niye kurtarayım? O ruh hastasını hangi yüzle kurtaracaktım oradan? Ben babası olduğum için utancımdan yerin dibine geçiyorum. Eğer sende de biraz insanlık varsa başka türlü düşünürdüm. Kızım ben otele gidiyorum, orada kalacağım. Git defol! Hangi cehenneme gitmek istiyorsan git. Çocuklarımı, oğlumu sana ezdirmeyi... Ah, Naci! Dur, dur, sakin. Naci. Kızım gelsene, yardım etsene. Ay kendime gel. Baba! Baba gitme! Baba gitme, yapma Allah aşkına! Baba! Bak sana ihtiyacımız var. Çocuklar, dar artık annenizin yüzünü görmeye tahammül edemiyorum. Haksız mı annem baba? Hadi abim yaptığı şeyi savunması normal değil bence de. Ama senin anneme ve abime karşı bu kadar duyarsız olman normal mi? Emniyette annemin değil, o kadının yanında yer aldın, Ali'nin annesinin. Çünkü o kadını da vurmaya kalktı. Ali de o yüzden hastanede. Kim bilir belki de o yataktan kalkamayacak bir daha. Elbette onların yanında olacaktım. Anladım. Çünkü biri eski sevgilin, biri de oğlun, değil mi? Baba? Biri de annemi anlasın ya. Ben de birçok şey için anneme çok kızgınım. Ama orada ikinize bakışını görünce benim yüreğim ezildi. Şimdi de çekip gidiyorsun. Hadi abimi umursamıyorsun. Hadi annemden nefret ediyorsun da. Bari biraz bizi düşün. Ne oluyor bize? Bize ne oluyor böyle? Bak, bu bir kabus olmalı. Bu bir kabus olmalı. Ben bu kabusla uyanmak istiyorum artık. Yeter, dayanamıyorum hiçbir şey. Ben bebeğimi bu kadar yalanın, bu kadar kötülüğün içine doğurmak istemiyorum. Bebek mi? Semiha? Ben hamileyim baba. Lütfen, lütfen gitme. Benim sana ihtiyacım var. Hepimizin sana ihtiyacı var. Annem ne yapmış olursa olsun, lütfen bizi bırakma. Senin ve gönlünün hatırı için burada kalıyorum. Bir de torunlarımın hatırı için. Alo! Kimse yok mu lan orada? Gardiyan mardiyan. Bakın bakın biriniz. Derdin ne? Ne bağırıyorsun? Ben burada kalmam.
Başka bir yer ayarla. Müdürle görüştür beni hadi. Ya kusura bakma. Başka yerimiz yok. Elimizde kalan tek bu işlerimiz. Senin kusurun da yatağını da. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Lan buraya bak buraya. Tak mı geçiyorsun lan benimle? Boş yatak var da. Sana yok. Bunu ayarlamak için nasıl uğraştım biliyor musun? Aynı gün hapishaneye düşmüşüz. Ayrı odalarda yatmak olmaz. Değil mi canım? Sen bizimle gelmiyorsun. O neymiş o? Adetten. Yani damadın düğünden önce gelinlikle görmesi uğursuzluktur. Hayda. Sen böyle şeyden inanır mıydın Begüm ya? Hayır da. Yani mutluluğumu riske atmak istemiyorum o yüzden. Ela, fotoğrafını çek fotoğrafını. Tamam. Begüm Hanım'a geldi bu. Siz aldıracağınızı söylemişsiniz ama hazır olunca göndermek istemişler. Öyle mi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben bırakayım bunu yukarı. Sen ne dikiliyorsun lan benim tepemde? Ya dedim bu korkudan. Uyuyamaz ama maşallah yattın zıbardın. Mışıl mışıl uyudun. Ne korkacağım lan ben senden? Geç canım. Senin niyetin ne ya? Hayırdır? Niyet. Niyetim ha? Niyetim senin canını okumak. Burada gücü gücüne yetene. Burada esamen okunmaz yani. Ha dışarıda da esamen okunmaz. Ama ne o manyaklıklar böyle esip gürlemeler filan. Hadi burada da yap. Ha? Yap bakayım. Oğlum, senin ağzına s**eceğim. O anandan emdiğin sütü fitil fitil burnundan getireceğim. Ne Seyhan'ın adı, ne paran, ne o anan, ne o ne bu. Hiç kimse seni benim elimden almaz. Niyetim ha? Anladın sen niyetimi. İyi. Kimin gücü kime yeterse artık.
Beni gelinlikle görmesini istememiştim uğursuzluk getirir diye. Meğer o günden beri uğursuzluk başımıza dolaşıyormuş bizim. Bir gün... Niye böyle yapıyorsun? Ne oldun sen? Hı? Biraz güçlü ol lütfen. Gücüm kalmadı artık İrem. Her şey tam yoluna girdi derken saçma sapan şeyler oluyor. Benim gücüm Ali'ymiş meğer. Tamam işte. Ali'yi de bu güç ayakta tutacak. Bu güç hayat verecek. Bak göreceksin, Ali gözlerini açacak. Bu düğün olacak. Sen bu gelinliği giyeceksin. Güleceğiz, oynayacağız. Ferhat da çıkar o zamana kadar. O kadar güzel şeyler yaşayacağız ki bugünleri hatırlamayacağız bile. Anne! Canım. Oh. Babama bir daha gidelim. Tamam gidelim. Teyzesi bakar mı saçına, bu uyumuş uyanmış. Oh lokum. Biri kızı o, biri kızı. Kaftanın ardından geldi o bize annesi. Aa yok canına, ben de rüyamda daha gördüm. Koskocaman bir gökkuşağı çıkmıştık babamla, biz onu yakalamaya çalışıyorduk. Öyle mi? E tamam işte, ne güzel. Gökkuşağı ne demek? Mutluluk demek. O zaman yakında çok güzel bir haber alacağız. Hı? E hadi kalk, ben sana hastaneye götüreyim. Ben de oradan hapishaneye gideyim. Boyfriend'imi görmeye. Seninle ilgili hiçbir şey sormadı polis. Güvendesin, merak etme. Teknenin sahibi de senin adını vermemiş. Yine de tedbirli olmak lazım Naciye Hanım. Buyurun, sizi dinliyorum. Dursun Bey. Sizden son bir şey istiyorum. Naciye Hanım, bu şartlarda çok zor. Ben tedirginim. Eğer yakalanırsam diğer olaylarla da bağımı çözecektir polis. Bu işi sizden başka hiç kimseye teslim edemem. Son ve büyük bir iş. Karşılığı da çok büyük olacak. Tahmin edemeyeceğiniz kadar yüklü bir miktar para vereceğim size. Sonra kaybederseniz de o konuda da sana gereken yardımı sağlarım. Bir daha da hiçbir irtibatımız kalmaz. Nedir yapmamı istediğiniz şey? Ali Mertoğlu'nun kaldığı hastanenin adı ve odanın numarası. Oraya gidin ve işini bitirin. Dediğim gibi bu son işimiz olacak. Ali Mertoğlu'nun ölmesini istiyorum. Anlaştık mı? Peki Naciye Hanım. Sevgilim mobustamın da ziyarete mi gelecektim? Hayrem, güldürme beni. Bak sinirlerim çok bozuk. Tamam. Ya Ferhat, çok özür dilerim. Babam yüzünden şu başına gelene bak. Vallahi bundan sıyrılamazsa giren durum vahim. Konuştun mu İlhan'la? Konuştum. Babamla da konuştum ama yumuşamıyor. Senden ayrılmazsam buradan çıkmaman için elinden geleni yapacakmış. Saçmalamasın ya. Üzerime atmaya çalıştıkları suçla hiçbir ilgim yok. Benim burada olmamam lazım. Bu aptallık olmasaydı şimdi Ali'ye kuruyabilirdim. Burada olmak değil. Bu koyuyor bana işte. Biliyorum. İstersen gidip tekrar konuşayım babamla. Ayrıldığımı söyleyeyim, onunla birlikte İspanya'ya gideyim. Olmaz, olmaz. Bir yolunu bulacağız. İlhan araştırıyor. Ali nasıl? Begüm, Ela? Yani aynı. Ama doktorlarıyla konuşuyorum. Umutsuz değiller. Bekliyoruz işte.
Bir gün Leyla'yı hastaneye bıraktım. Ben de gideceğim çıkışta yanlarına. Yanındayız yani, merak etme. Uyanacak Ali. Emin ol. Ben de çok eminim. Ya tek tesellimiz o manyağın içeride olması. O manyak nerede biliyor musun? Yani nerede olacak? Hapiste işte. Burada benimle aynı odada kalıyor. Ne diyorsun? Yakalandığını duyunca ben ayarladım. Parayla, gücüyle bir işler çevirmesin diye gözümün önünde dursun istedim. Ferhat, o buradan çıkmamalı. Ne yaparsan yap ama o buradan çıkmamalı. Merak etme. İş üstündeyim. Sen bana pasta, kek falan yap ya. Ha? Ama içinde şiş olsun. Saçmama be. Şaka yapıyorum. Allah Allah. Ben ciddiyim sanki. Boşanacağım senden Naciye. Bir tek gün ömrüm kalsa bile gene de boşanacağım senden. Oğlunun içeriden çıkmaması için elimden ne geliyorsa onu yapacağım. Buna çok üzülürüm. Niye biliyor musun? Çünkü Vedat içeride boşuna yatmış olacak. Senin de oğlunun da işini bitirmediği için boşuna hapis yatacak. Seni oradan kurtaramasam bile boşuna yatmamış olacaksın Vedat. Efendim. Alo anne, benim Vedat. Bak çok uzun konuşamayacağım. Ne yaptın o işi, hallettin mi anne? Hallettim oğlum, tamamdır. Bugün işini bitirecekler. Ah, yaşa anne, helal olsun sana. Vedat oğlum nasılsın? İyi misin? En kısa zamanda görmeye geleceğim seni. Müjdeli haberle inşallah. Tamam anne, tamam, gelirsin. Kapatmam lazım, tamam. Hadi bay, eyvallah. Naciye Hanım. Avukat Başar Bey geldi, sizi görecekmiş. Ha, tamam, geliyorum. Buyurun Başar Bey. Buyurun lütfen. Estağfurullah efendim. Vedat'ı ne zaman görebileceğim? Yarın görebileceksiniz. Elinizdeki tüm imkanları kullanmanızı istiyorum Başar Bey. Vedat'ı oradan çıkarmak için ne gerekiyorsa yapacaksınız. Kimi satın almanız gerekiyorsa satın alacaksınız. Benim de çabam bu yönde ama takdir edersiniz ki durum pek iç açıcı değil efendim. Bana karamsar bir tablo çizmeyin Başar Bey. Oğlumu oradan çıkarmanın bir yolunu elbet bulursunuz. Öncelikle savcılığın iddianamesini görmemiz gerekiyor. Tabii biz tutukluluk haline itiraz ettik ama pek olumlu sonuç çıkacağını sanmıyorum. Sonuçta Vedat Bey hem adam kaçırmaktan hem de cinayete tam teşebbüsten suçlanacak efendim. Yasal yollardan değilse başka türlü Başar Bey. Vedat'ı oradan çıkaracaksınız. Anladınız mı beni? Affedersiniz Naciye Hanım. Ben sizi anlıyorum ama en kötü senaryoyu anlatmak zorundayım. Zaten hazırlıklarımı da bu yönde yapıyorum. Eğer Ali Bey ölürse Vedat Bey'i içeriden çıkarmamız neredeyse imkansız olacak. Bu durumda cezası iki katına çıkarılacak. Yani Vedat Bey kalan ömrünü hapiste geçirebilir efendim. Babam uyuyor mu anne? Uyuyor tatlım. Peki bizi duymuyor mu? Bilmem. Niye, sen bir şey mi söylemek istiyorsun babana? Söyle. Aşkım babacığım. Ben seni çok seviyorum. Seni çok özledim. Al tatlım. Bak bu resmi senin için yaptım. Bunu da başucuna koyalım. Uyanınca görsün, tamam mı? Tamam.
Ne oldu tatlım? Yok Cemma, babanın eli kımıldadı. Ali, duyuyor musun bizi? Seni duydu demek ki. Cevap ver be adam, cevap ver. Şimdi Ali'nin yanından çıktım. Ela da buradaydı, İrem'le eve gittiler. Siz geliyorsunuz değil mi? Ben sizi bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Ne işin var senin burada? Ali'yi görmeye geldim. Göremezsin. Giremezsin içeriye. Senin de abin gibi hapiste olman gerekiyordu şu an. Ne? Pardon da Ali'yi ben kurtardım. Kimse sana söylemedi herhalde Begüm. Ayrıca seni de kurtarmak istedim ama beni anlamak istemedin. Gönül, ben her anını hatırlıyorum, tamam mı? Beni o asansörün başına nasıl götürdüğünü de hatırlıyorum. Polislere anlattığın hikayeyi bana anlatma. Sen de suçlusun. Abinle beraber planladınız bütün bunları değil mi? Seni inandırmak gibi bir derdim yok benim Begüm. Eğer zaten suçlu olsaydım burada olmazdım. Ama istersen sen bir kendine bak. İki kardeşin arasına girdin, onları birbirine düşürdün. Şimdi biri burada, diğeri hapishanede. Mutlu musun? Gerçi bu sana yetmez. İkisinden birinin mezara girmesini bekliyorsun sen. Gördün göreceğini. Defolup gider misin şimdi? Defol git dedim sana. Haberi aldığında yüzünün alacağı şekli çok merak ediyorum ya. Ne umutluyorsun lan sen? Ali'nin diyorum, geberdiğini öğrenince yüzünün alacağı şekli çok merak ediyorum. Gül gül gül. O iş bitti canım. Ali kendine gelecek, Begüm'le evlenecek. Sen de burada çürüyüp gideceksin. Cesedini çıkaracaklar buradan.
Ay büyüksün. Peki, şimdi sana desem ki, tam şu dakikalarda desem, hastanede desem, Ali'nin yanında desem, bir adamım onu gebertmek üzere desem. Yalan söylüyorsun. İddia eder misin? Şöyle iyi marka sağlam bir takım elbisesine ha? Aa, yok ama olmaz. Şimdi niye? Şimdi sen sahibin geberince sen de kefen giymek isteyeceksin değil mi? Ne diyorsun lan sen? Ha? Lan oğlum. Seni öldürürüm lan. Ali'ye bir şey olursa. Seni buradan canlı çıkarır mıyım lan? Yalan söylüyorsun. Açın! Kapıyı açın! Kaan canım. Aynı durumu. Ben iyiyim. Sen gelebilecek misin bugün? Tamam. We'll be right back.